Tepe, yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Kayalıklarda şarap kalpaklı nöbetçi, okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu koca tepeden, dünyanın en yıldızlı karanlığını. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kapaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. 4 nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim, kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine, bu davet bizim. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur denildi.